Amerika Birleşik Devletleri'nin haftalardır Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir terör koridoru ve bu koridora bağlı olarak da yeni bir devlet kurma çalışmalarını hızlandırdığını buradan ısrarla aktarıyorum. Israrla aktarıyorum çünkü şu anda eleştiri olacak belki ama meslektaşlarım için. Evet, ana akım medyada ne yazık ki bu konudaki hassasiyeti yeterli bulmuyorum. Çünkü yaklaşık 45 gündür artan bir süreç Haziran ayında pat diye önümüze düşecek ve Haziran ayında bu düştüğü zaman Türk kamuoyu eğer bu videoları izlemiyorsa ki hepsini izlemesi mümkün değil, ciddi bir bilgi eksikliğiyle ve donanımsızlıkla tarihimizin en önemli meydan okumalarından biriyle karşılaşmış olacağız. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geri adım atmıyor. Siz ne yaparsanız yapın, Barış Pınarı'nı, Resul Ayn'ı, şunu bunu, Rojava dedikleri o bölgenin yani Kuzeydoğu ve Suriye'nin neresine girerseniz girin, Amerika Birleşik Devletleri orada bir PKK devleti, bir PKK yapılanması ve idaresi kurmakta kararlı adımlarına devam ediyor. Burada PKK demiyorlar tabii, şirketin adını değiştiriyorlar sürekli olarak. Onların deyimiyle söylüyorum. Çünkü onlar, Amerikalılar bu kadar örgütün adını değiştiriyorlar ve Türkiye'ye karşı kamufle etmeye çalışıyorlar. Şirketin adı sürekli değişiyor, ortakları sürekli değişiyor ama PYD'nin sözde generali ve komutanı olarak adlandırılan Mazlum Abdi veya Mazlum Kabani neyse, bu adam hiç değişmiyor. Bu adam hep merkezde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün planında ne demişti Donald Trump? Açtım telefonu, General Mazlum'la konuştum dedi. General Mazlum dediği bu adam. Amerikan Başkanı tarafından telefonla aranmış bir PKK yöneticisinden bahsediyoruz. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le mücadele koalisyonu zemininde sürdürdüğü operasyon Türkiye'nin bütün müdahale ve uyarılarına rağmen devam ediyor. Ve tekraren söylüyorum, Haziran ayında bu konuda çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Niçin? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ karşıtı koalisyonunun özel temsilcisi var. Hep bu adamdan bahsediyorum. Bu adam kendi devleti ve kendi hedefleri için çok sıkı çalışan bir adam. Yani biz Türkler muhalifimizi de takdir etmesini biliriz. Bu adam sıkı çalışıyor. Bugüne kadar o öbür bir tane adam vardı, istifa ettirdiler falan. Ondan çok daha sinsi ama çok planlı bir çalışma yürütüyor. William Roebuck daha dün PKK'nın Kobani, bizim Ayn el Arab dediği hemen Suruç'un yanı başındaki şehirdeydi ve orada yine PKK PYD unsurlarıyla çok geniş bir toplantı yaptı. Haseke'de zaten Barzani yanlısı ama Türkiye'nin de desteğini almış gibi gözüken, Türkiye ile de dirsek temasını hiç kaybetmeyen Suriye Kürt Hareketi'nin çatı örgütü ENKS ile zaten sürekli görüşüyor. ENKS ile PYD'yi bir araya getiriyor. Bakın, Suriye Demokratik Toplum Hareketi var orada, TEVDEM diye adlandırılmış. Onun temsilcisi Foza Yusuf. Foza Yusuf yeni açıklama yaptı. Daha geçen gün Haseke toplantısından hemen sonra dedi ki görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Gayet olumlu. Yani Barzani'nin kontrolündeki ENKS ile PKK'nın kontrolündeki PYD gayet güzel. Haseke'de William Roebuck ve Fransız Dışişleri heyetinin desteğinde adım adım bir birleşmeye doğru gidiyorlar. Nitekim ENKS Başkanı, arkasına da Barzani, Baba Barzani'nin fotoğrafını almış, bir açıklama yaptı. Bayram açıklaması, Suud Mela. Suud Mela dedi ki biz dedi Kürt dayanışması için buradayız. Ne demek? Yani biz birileriyle dayanışma yapacağız. Aynı lafı ne tuhaf bir
tesadüf. PYD'nin başkanı Mazlum Abdi de söyledi. Hatta o biraz daha geniş tuttu. Kürt, Arap, Süryani vesaire vesaire. Halbuki kendi bulunduğunuz bölgelerde kendiniz gibi düşünmeyen binlerce Kürt'ü ihraç etmişsiniz. Yüzlercesini hala hapiste tutuyorsunuz ama iş Amerika ile kol kola girip yeni bir yapılanma oluşturmaya gelince bunlardan daha çoğulcu demokratı olmuyor. Bakın William Roebuck da Kobani'de, Aynel Arap'taki toplantıda özerk yönetimin artık teşkil edilmekte olduğunu ve PKK-PYD'nin merkezinde yer aldığı bu özerk yönetimin ekonomi ağırlıklı önlemler alması gerekeceğini ve bu bölgede yaşanılan, yani PKK'nın kontrol ettiği bölgede yaşanılan ekonomik zorlukların, sosyal zorlukların da çoğulcu demokrasi zemininde çözüleceğini açıklamış orada. Çoğulcu demokrasi PKK ile nasıl olacak? O ayrı bir şey ama anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri dün Barzani yönetiminin peşmergelerine DAEŞ'le mücadele adı altında çok yeni silahlar aktardı. Çok yeni mühimmat aktardı. Hatta sınır güvenliği açısından tel örgü bile yolladı. Benzer sevkiyatların PKK-PYD bölgesine de devam ettiği yönünde bilgiler var. Yani burada hiçbir şey COVID-19 öncesi gibi günlerden farklı değil. Her şey olacağı yönünde yürüyor. Şimdi bu William Roebuck'ın esas Kobani yani Aynel Arap Suruç'un yanı orada yaptığı açıklamada çok önemli bir detay var. O detaya doğru geliyorum şimdi. Bu detay bizim Haziran ayındaki ana gündem maddelerimizden biri. Öncelikle gelişimini anlatayım size. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Amerikan Kongresi 2019 yılı sonbaharında bir yasa oluşturdu. Yasa Suriye Sivilleri Koruma Yasası. Sezar. Niye Sezar? Sezar nereden çıktı? Sezar esasında belki hatırlayacaksınız Suriye rejiminin siyasi mahkumlara Adolf Hitler Almanyası, Nazi Almanyası gibi nasıl davrandığını, o insanları nasıl aç bırakarak, işkence ederek öldürdüğünü kanıtlayan çok özel dehşet fotoğraflarını dünyaya servis eden bir eski askeri polis yetkilisinin kod adı. Tabii ki adamın adını bilmemiz mümkün değil ama o adam büyük iş yaptı. Büyük iş yaptı ve bu Sezar kod adıyla anılan bu şahıs Beşar Esed rejiminin nasıl bir Nazi, nasıl bir faşizm, nasıl bir insan haklarını yok eden bir rejim olduğunu o fotoğraflarla herkese duyurdu. Zaten Amerikan Kongresi de onun yaptığı bu işi saygı duyarak yasanın adını onun kod adıyla, Sezar adıyla anladı. Şimdi 21 Aralık 2019'da Trump önüne gelen bu yasayı onayladı. Bu yasa Haziran 2020 itibariyle devreye giriyor. Burada birkaç gün kaldı. 5-6 gün sonra bu yürürlüğe giriyor. Peki nedir bu Sezar yasası? İşte bu Sezar yasası Suriye'de ağır insanlık suçu işlemiş Beşar Esed rejimiyle işbirliği yapan herkese ve her ülkeye, her paralı asker şirketine ve onların sorumlularına büyük ambargolar, ablukalar koyulmasını öngören bir yasa. Yani bu yasa devreye girdikten sonra İran ve Rusya'nın özellikle Rusya'nın Kırım'dan, İran'ın nükleer meseleden dolayı zaten üzerlerinde büyük ambargolar, ablukalar var. Bu yasa girdikten sonra bir de Suriye nedeniyle bu devletlere karşı Amerika Birleşik Devletleri yeni bir abluka, yeni bir ekonomik ambargo uygulama sürecini başlatacak. Peki William Roebuck, Kobani, Aynel Arap da ne dedi? Bu yasa dedi, bu yasa, Sezar yasası,
sizin bölgenizi kapsamıyor. Yani PKK-PYD'nin devletleştirilmeye çalışılan o Suriye'nin üçte birini bu yasa kapsamayacak. Buraya yatırım yapan, buraya destek olan falan falan Suriye'ye yatırım yapmış sayılmayacağı ve Suriye'ye destek olmuş sayılmayacağı için PKK bölgesi Sezar yasası dışında kalıyor. Buraya isteyen istediği yatırımı yapabilir, silah sevk edebilir, asker sevk edebilir, her şey yapabilir. Ama öbür tarafa yaptığınız an ambargoyla karşılaşırsınız. Şimdi Sezar yasasına göre Amerika ne yapacak bu bölgede Haziran'dan itibaren? Bir defa yasa Fırat'ın doğusunda, bu yasanın uygulanabilmesi için Fırat'ın doğusunda askeri varlığın arttırılmasını öngörüyor. Bir, SDG'yi yani PKK'yı korumak için aynı bölgede uçuşa yasak bölge ilan edilmesini öngörüyor. Suriye ordusunun Fırat'ın doğusundan geri itilmesini ve bununla birlikte İranlı milislerle Rus ordusunun da bu bölgelerden çekilmesini öngörüyor. İdlib'te de Rusya ve rejime karşı bir koruma kalkanı oluşturulmasını vaaz ediyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız ve esas olarak da ekonomik yatırımların derhal PKK bölgesine başlatılmasını öngörüyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren yön şu: uçuşa yasak bölge. Amerika Birleşik Devletleri bunu bizim gözümüzün içine baka baka yapar mı? Yapar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bizim gözümüzün içine baka baka PKK-PYD'ye binlerce tır dolusu mühimmat verdi, silah verdi ve hala vermeye devam ediyor. Ve hala PKK ile varmış olduğu bölgesel ittifaktan vazgeçmiş değil. Yani James Jeffrey falan habire, efendim bizim PKK-PYD, onlar PYD diyorlar veya SDG, her neyse. PKK ile işbirliğimiz DAEŞ'e karşı taktiktir, stratejik bir işbirliğimiz yoktur falan gibi laflar var, biliyorsunuz, açıklamalar var. Nerede o? Yok. Çünkü taktik falan değil, son derece stratejik kimlik taşıyan askeri bir operasyon ve devamında da ekonomik siyasal bir yapılanma. Bu açık ve net ve gerçekten William Roebuck da bu iş için görevlendirilmiş. Geliyor, toplantıları yapıyor ve ekonomiyi toparlama, işte ne bileyim ben, Covid-19'da mücadele gibi konuları da öne alarak bizim sınırlarımızın öte yakasında ve çok geniş bir coğrafya haritaları, yani o haritadan da vazgeçmiş değiller, Afrin'de bitiyor. Yani Irak sınırından başlıyor. Bildiğiniz gibi Resulayn, Tel Abyad falan, Cerablus, Elbap, Afrin. Yani öngördükleri kuzey ve doğu. Bak, kuzey doğu demiyor. Kuzey doğu demiyor. Otonom yönetimin adına Amerika Birleşik Devletleri kuzey doğu dese şunu anlayacağız: ha, Irak sınırında Haseke, Kamışlı, Mamışlı, Erbil'e yakın bir nokta var. Orada böyle Nusaybin'in karşısı falan. Hani biraz onu anlayacağız. Hayır. Suriye anayasasına koymayı planladıkları federal otonom yönetimin adı Kuzey ve Doğu Suriye Otonom Yönetimi. Kuzey ve Doğu. Ne demek? Bütün kuzey ve doğu. Kuzey doğu değil. İşte bu bizim önümüze Sezar yasasının da devreye girmesiyle beraber gelecek. Şimdi Sezar yasası Türkiye'nin hakim olduğu bölgeleri kapsıyor mu? Çünkü yasaya göre rejime ait gözüken, Amerika açısından rejime ait gözüken bölgelere yapılan her yeni yatırım, her yeni yapılanma veya renovasyon suç. Şimdi Amerika sınırını çizmiş.
Peki ben Afrin'de okul yapıyorum, hastane yapıyorum. Bu acaba Suriye rejimine destek mi oluyor? Ne oluyor? Çok ciddi problem. Haziran ayında göreceğiz. Benim görevim sizleri erkenden bilgilendirmek. Takip edeceğim tabii. Bu Sezar yazısını da Star'daki yazımda ayrıca geniş olarak yazacağım. Bekleyin.